Hatay'ın en büyük şantiyesi Arsus, tüm mahallelerindeki hareketlilik ve hizmet hatayla geleceğe güvenle bakıyor. Arsus Belediye Başkanı Nazım Culhan'ın hızlı ve geleceği öngören adımları kimilerini rahatsız etse de, ekip ruhuyla yürütülen çalışmalarda en önemli adımlar, altyapı projesinin hayata geçirilmesiyle 2016 yılında atılacak. 8. gün Haberweb TV sahibi Gökhan Gökpınar'ın sorularını açık yüreklilikle yanıtlayan Arsus Belediye Başkanı Nazım Culhan, Arsus'un geleceğini planlarken çok titiz ve uzun vadeli düşündüklerini söyledi. Arsus Belediye Başkanı Nazım Culhan'ın 8. gün Haberweb TV sahibi Gökhan Gökpınar'a yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle. Evet, bugün gerçekten mutlu bir gün. Çok ciddi bir köprünün temel atma törenini gerçekleştirdik hep beraber. Ve bu köprüyle birlikte Arsus inşallah gelecekte yaşamış olduğu, kısa vadede yaşamış olduğu trafik sorununu artık yaşamayacak. Şimdi bu köprülerle ilgili zaten biri tamamlanan, biri devam eden, bu da üçüncü temeli atılacak köprümüzdür. Şu anda kısacası Arsus bir şantiye konumunda. Aynı anda, eş zamanda Nardüzü'nde parke çalışmamız var. Gözcüler'de. Toplam kaç kilometre parke çalışması? Akçalı'da parke çalışmamız var. Bizim Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte, bizim Arsus ilçe belediyemizin ihalesi var. Bir de Büyükşehir Belediyemizin ihalesi var. Üst üste koyduğumuz zaman 150 bin metre karelik. Yani bu da işte genellikle parkeli yolları biz biraz dar kapsamlı ve yeni yapılmış veya geçmişte parke karakterli yapılıp şimdi stabilize olan yolları kullanıyoruz. Yani bu yaklaşık yolun ebadına göre 20 kilometre 25 kilometreye tekabül ediyor. Tabi çok geniş yollarda bu daha da düşer. Daha dar yollarda daha yüksek. Yani 3-4 mahallemizde şu anda parke çalışması yapılıyor. Büyükşehirimizin yaptığı satır kaplama, asfaltımız, belki çok dikkatinizi çekmedi, öbür tarafa giremedik. O köprünün öbür tarafı bugün yapıldı ve belki şimdi Arsus'u tekrar ifade etmeye gerek yok. Çok geniş olması hasebiyle. Bizim bir bölgede yaptığımız çalışmayı diğer bölge insanı görmüyor. Yani bazı insanımız, bazı mahallemizin yerini bile bilmiyor. Evet. Bu bizim çok ciddi bir dezavantajımız. Biz sitelerin, yani yolların yaklaşık yani 25-30 kilometreye yakın asfalt döşedik. Bakın beton asfalt değil, mahallelerin ana yolları değil. Sadece işte yani isimleri vermek gerekirse. İşte Zümrüt sitesi var, Labas sitesi var, Gökkuşağı sitesi var, PTT evleri bir bütün, işte Aşiyan sitesi var, o Baran sitesi yeni yapılıyor. Yani sitelerin yollarının çoğu, Samanyolu sitesi yapıldı. Bunların hepsinin yolları yapıldı. İnsanlar artık böyle topraksız, tozsuz bir şekilde gidiyorlar. Ayrıca bizim daha evvel başlayan ve ikinci etapta devam eden yeni bitirdiğimiz bir işte madenli 3 günlük yolumuz bitti. Ben buraya gelmeden Sayın Başkanım'la öğleneyim beraberdik. Bir takım böyle hakikaten acil ihtiyaç hisseden mahallelerimizin, köyden gelen mahallelerimizin yollarının asfaltlanması gerekiyor. Şimdi takdir edersiniz ki belediyecilikte ben bunu yapacağım deyince bana akşamdan sabaha olmuyor. Yani ben bunu yapacağım dediğinizde arkadaşlar belediyecilikte en kısa süre 6 aydır. Planlama, projenin ihaleye çıkma, ihale süreci, itiraz süreci bunlar çok uzun süre. Şimdi o yerlerin de bir mağduriyeti var. Kışa girmeden yapmamız gerekiyor. Ben Sayın Başkanım'a rica ettim. Teşekkür ediyorum ona. Kırmadılar bizi. Orada da ilan ettiler yapacaklarını. O da benim için ayrı bir mutluluk. Şimdi işte asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Parke çalışmalarımız devam ediyor. Bizim sahil yolumuz sezon itibariyle çok
yavaş gittik. Yani insanların, biz çok ustaca ve çok dikkatlice hareket ettik. Hem vatandaşlar denize girdi, hem orada ufak çapı. Biz ağır işleri sezon evveli yaptık. Sezonda sadece yani çok hafif işler. Yani işte parke döşemesi gibi. Bordukta çevreyi rahatsız etmeyecek. Çevreyi rahatsız vermeyecek ölçekte işleri yaptık ve biz planladığımız hemen hemen yolun 1/4'ünü bu sene için 1/4'ünü gerçekleştirdik. Eğer kısmet olursa da sezon sonunda geri kalanına devam edeceğiz. Nasıl bir sığar şeridi bekliyor insanları? Nereden nereye kadar yürüyüş yapabilecekler ya şimdi bizim, insanlar? Bizim, gün batımını izleyecekler. Şimdi bizim öngördüğümüz mesafe işte Rusos'un oradan başlayıp eski adıyla İl Özel İdare Kampı'nın oraya kadar. İzcir Kampı'nın ötesi. Tabii ki İzcir Kampı'nı geçecek ama Petit Evleri. Evet, Petit Evleri. Ulaştırmak ama ilk etapta bizim bu Devlet Demiryolları'na kadar getirmekti aslında ama artık bundan sonra şu etabı bu etabı değil de inşallah başladık mı o bizim öngördüğümüz yere kadar götürmekte. Peki orada sosyal tesis olacak mı? O sahil şeridinde yürüyüş alanlarında yani insanların şimdi, çay kahve içebilecekleri, soğuk şey içebilecekleri. Evet. Yani belki çok sayıda olmayacaktır. Muhtelif noktalarda küçük ölçekli bir kafe olabilir ama büyük ölçekli bir sosyal tesis olacaktır. Yani halkımızın yani rahatça ekonomik fiyatlarla oturup çayını içeceği, Şimdi alanlar başkanım Arsuz tamam çok hızlı ilerliyor. Seçimlerin hemen ardından çok hızlı başladınız. Arsuz'unla ilgili bir hayaliniz vardı. Büyük turizm beldesi, turizm ilçesi konumuna gelmesi. O hayallere ulaşmak için kaç yıla ihtiyacımız var? Altyapı anlamında, çevre düzenlemeleri, peyzaj anlamında, sahil düzenlemeleri anlamında kaç yıla ihtiyacımız var? Çünkü çok hızlı gidiyorsunuz. Sanki süre daha kısaldı gibi geliyor şimdi, bana. Evet, aynen öyle. Bakın şimdi biz aynı anda birçok şeyi yapıyoruz. Yani bir yere odaklayıp diğer yerleri ihmal etmiyoruz. Yani bakın aslında belki bizim mesleğimizin getirdiği bir avantajdır. Biz oturup ya şudur budur paramız yok, kurumuz yok, araçlar gitti falan öyle bir yata. Öyle bir edebiyata girmediniz zaten. Hiç girmedik zaten. Girmeyeceğim de. Ama bütün bunlara rağmen hem bir yandan yapılanmamız, bir yandan borçlarla boğuşmak, bir yandan yapacağın işlere bütçe oluşturmak ve bunların hizmetini sürdürmek. Ve biz hepsini aynı anda yürütüyoruz. Yürütmeye çalışıyoruz ama büyük bir oranda da başarıyoruz onu. Bakın turizmle ilgili bizim söylediğimiz şeyler vardı. Birincisi imar planından başlamak. İkincisi altyapısından başlamak. Yani ve üçüncüsü böyle gidiyor. Çevre düzenlemesi falan. Şimdi biz Akçalı bölgesi dediğimiz bölgenin turizm imar planı bitti. Şu anda koruma kurulunda, Anıtlar Yüksek Kurulu'nda değerlendiriliyor. Değerlendirildiği an onaylanmış olacak ve hayata geçecek. Peki talep var mı bu konuda? Hani şimdi bölgede turizm yatırımları için. Bu konuda biz şifahi böyle sohbetlerimiz oluyor. Yani çok böyle somut adım niteliğinde bize bir şey gelmedi ama ciddi otel zincirlerinden şimdi, marka şimdi efendim orası milli emlak malı. Mülk olarak bizim değil. Biz bu işin planlama ve ruhsat boyutundayız. Biz insanların planlaması ve ruhsatı anlamında rahat edebilecekleri bir zemini oluşturdu. Onlar gidip maliyeden gerekli talebi, kiralamaları veya neyse prosedürü yerine getirip gelip yatırımlarını yapacak. İkincisi altyapıyla ilgili söz verdiğimiz gibi ben daha seçilmeden evvel altyapı diye. Evet altyapısı olmayan bir ilçenin üst yapısı olamaz diyoruz. Tabii ki olamaz. Bu yani bu bir ikincisi de şimdi siz turizm kenti yaratmak istiyorsunuz ama turizm kentinde altyapı yok. Yani altyapının olmaması demek temiz bir denizin olmaması anlamına geliyor. Buradan yola çıkarak biz bunu sürekli gündeme getirdik ve Hatsu'yla koordineli çalıştık. Başta ben, ondan sonra Fen İşleri'nden sorumlu yardımcı, imardan sorumlu yardımcı, Fen İşleri müdürü ve iki tane teknik belediye meclis üye daha biz ikinci, üçüncü ayımızda
Emre Hatsu Genel Müdürlüğü toplantıda buluşturdum. Ve ondan sonra benim dışımda o koordinatör devam etti. Ve çok şükür meyvesini aldık. Şu anda ikiye böldük altyapı açısından. Birincisi Gürsel'den başlayıp Arpa Deresi'ne kadar giden. Ama Arpa Deresi İskenderun mücavir alanında kalmıyor. Hayır, biz de o mücavir alana kalktı Büyükşehir Yasası. Kalktı mı? Kesinlikle evet. Kalktı mı? Biz de evet. Biz de şu anda firma, müteahhit firma, daha doğrusu 2015'in Ocak ayında proje yapım ihalesi yapıldı ve 552 kilometrelik bir altyapı şebekesinin proje ihalesi yapıldı. O Ankara'dan bir firma aldı. Orada gerekli çalışmaları yaptı. Şu anda ben dün de iştirak ettim. Gerekli incelemeleri de yaptım. Zeminde çalışmalar yapıyorlar. Yani projenin işte örtüşmesi, zemin kodları falan bunların hepsi. Yani gerekli doneleri, hatta benim bildiğim Arpa Deresi bitti. Kışa mahallemiz bitti. Karayüsel'e mahallemiz bitti. Dün ben firmayla birlikte neredeyse gittim. Arkadaşlar çalışıyorlar. Ondan sonra Narbüz'e ondan sonra. Kazma ne zaman vurulur? Yani kazma tabii şimdi prosedür şu. Şu proje bitecek. Ondan sonra ihalesi yapılacak. Bu kazmanın ben 2016'da vurulacağını düşünüyorum. İkinci bölüm de Pirinçik'ten başlayıp kaleye gidecek olan bölümdür. O bölümün... Çok geniş bir coğrafyadan bahsediyorsunuz anlaşılan. Bu bölümün de proje ihalesi yapıldı. O bölümün proje yapımına başlandı. Burada da proje ihalesine başlandı. Dolayısıyla biz Allah yani böyle bize ömür verirse, şefa ederse biz ilk dönemde inşallah Arsuz'u altyapıyı bitirmeye hedefliyor musunuz? Kavuşturacağız. Tabii. Asfaltıyla her şeyle. Tabii. Peki hazır altyapıya giriyorken elektrik, enerji nakil hatlarının yer altına alınması konusunda çalışmalarınız vardı. Enerji Sagina'nın dümüne gittiniz. Hatta bir kısım da yapıldı. Şimdi bu bir kısım da yapıldı. Arsu komple yer altına alınması söz konusu olabilir mi aynı proje kapsamında? Şimdi şöyle tabii yani benim yetki alanında olmandan dolayı çok net konuşamıyorum ama elektrik mühendisi olduğunuz için herhalde. Evet, hayır benim tabii sonuçta karar vericiler farklı olduğu için ama bu konuda benim gerekli çalışmalarım var, girişimlerim var, önerilerim var, tekliflerim var. Ben burada enerjisel yetkililerin de, bölge koordinatörün de, ciddi ilçe müdürümüzle, il müdürümüzle ciddi çabalar içerisinde olduğunu görüyorum. Belediyelerin taleplerini dikkate alarak yıllık yatırımlara yansıttıklarını görüyorum. Çünkü biz 2014'te yaşadığımız sıkıntıları onlara ulaştırdık ve birçoğunu da yatırıma yansıttılar. Ve sizin söylediğiniz şekilde Gök Meydanı'ndan başlayıp Arsuz merkezde içine kapsayan alanlarda şebeke yer altına aldılar. Gerek yüksek gerilim, gerekse alçak gerilim itibariyle. Ve bu bölgede yaklaşık 12 tane miydi, çok emin değilim, 10 ile 15 arasında trafo tesisi ilavesi yapıldı. Yani şu anda bu bölge elektrik anlamında kurtuldu. Yani turizm şehri Arsuz'da şu elektrik direklerinden kurtulmuş, bir görüntü kirliliğinden kurtulmuş bir Arsuz'u ne zaman hayal edebiliriz? Yani ben yani umuyorum bu 2-3 yıl içerisinde. Çünkü siz ısrarcısınız bu konuda, bayağı da... Tabii bir de taleplerimiz yani haklı talepler, evet. Ekstra talepler. Mesleğiniz de olması icabı da yani biz teknik anlamda da... Yani Arsuz'daki kastımız sadece bir Arsuz merkez değildir. Yani tabii, biz tabii. Aynı taleplerimizin özellikle Akçalık Gök Meydan mahallemizde de ciddi enerji sıkıntısı olduğunu biliyorum. Beyköy. Sonra devam ediyoruz 3 günlük mahalleli. Karayaç Köylerimizde kısmı iyileştirmeler yapıldı ama yetmez. Daha. Takım ilavelerinin yapılması gerekmektedir. Yani belediye başkanı olmak aynı zamanda bu konularda da ciddi anlamda çaba sarf etmeyi gerektiriyor. Sizin görev alanınız dahilinde olmasa da. Tabii bak Sayın Gökpınar bakın bu konu şimdi sen böyle gün geçtikçe daha büyük.
deneyim sahibi oluyor. Bu işlerde planlama çok önemli. Yani doğru planlama, doğru adres. Yani ben şuna inanıyorum. Doğru bir planlamada, doğru bir projede, doğru adrese gittiğinizde dikkate alınıyorsunuz. Yani sonuçta oluyor, olmuyor. Çok iddiasında değilim. Olan var, olmayan var ama dikkate alınıyor. Ama oturduğunuz yerde, makamınızda atma tutmayla da bu işler şimdi oluyor. Uzun süre oldu. Sizinle bu kadar kapsamlı bir röportaj yapmayalı. Şimdi mahalle statüsüne geçti köyler. Adaptasyon evet. Konusunda bazı yeni uygulamalarla ilk kez tanışıyorlar. İşte su aboneliğiydi, işte çöp vergisi, şu vergisi, bu vergisi falan filan. Bunlardan size tabii yansımalar oluyor. Bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? İnsanları bu adaptasyon sürecine nasıl hazırlıyorsunuz? Şehir kültürüne nasıl hazırlıyorsunuz? Şimdi sevgili Gökhan, aslında yani Arsuz Doğru şehrimiz gerçekten çok mülayim. İnanılmaz böyle güzel insanlar. Bazen böyle tepkiler oluyor, duyuyoruz. Bazen bize geliyorlar. Bazen ben gidiyorum yanlarına. Ben sık sık hakkını arasında. Evet, bu konuda bir tepki varsa konuyu tamamen iyi bilmemeliyim. Şimdi bizim zaten nüfusumuzun hemen hemen %60'ı o belediye kültürünü az buçuk almış. O zaman yani ödüyordu. %40'a yakın bir bölümü de işte köylerden geldiğinden dolayı yani biraz işte vergi meselesi ve aboneliği biraz bir rahatsız ediyor onu. Ama anlatıyoruz. Anlatınca da anlayışla karşılıyor vatandaşlarımız. Yani bu süreç biraz daha devam edecek ama ben bunun yani bu dönem içerisinde burada bir kent bilincinin oluşacağını ve o kent kültürüyle sonraki dönemlerde burada daha iyi bir şehircilik uygulamasının olacağını düşünüyorum. Şimdi emin olmamakla birlikte tabii ilçe belgesi sınırları içinde de olmayabilir ama Hacıahmet'te, Höyük, Konacığım bölümünde çok güzel yerler söz konusu, ormanlık alanlar söz konusu. Oralarda çok doğal su kaynakları var. İnsanlar hep bunu şunu istiyorlar. Yani oralara ulaşmak, ulaşım yolları olsun. Hani oralara gidelim, gezelim, piknik alanlarını kullanıp piknik alanları olsun, seyir terasları olsun şeklinde görüşler de var, fikirler de var. Ah bir Nazım Cülha oralara da bir el atsa diyor ama tabii dayağı yerine sayan biri olmuyor. Evet. Yani oralarla ilgili sizin de bazı konularda planlamalarınız olduğu konusunda evet. Duyumlar aldım. Var mı öyle? Şimdi bizim bu şeylerle ilgili yani tabii var bir çalışmamız. Bir Höyük'te 100 dönüm bir arazi var. Onu ormandan talep ediyoruz. Hacıahmet'i de 96 dönüm. O tabii ölçekte, yani koruma parkı şeklinde mi? Tabii yani o yerleri alıp onları ıslah edip yani doğal park olarak kullanmak. Nergizlik'te güzel bir yer var. Onunla da bir girişimimiz olmadı henüz ama bir düşüncemiz var, planlarımız var. Yani belediyeyle gelir kaynakları olması yani anlamında tabii da. Şimdi, tabii ki belediye gelir esas ama yani önemli de ama esas sorumlu da vatandaşımızın daha böyle huzurlu, daha güzel bir yaşam sürdürmesi ve yani böyle deşarj olacağı, böyle vakit geçireceği bir alana sahip olması. Meryem Ana yerine şimdi çıkış mümkün mü oraya çıkabiliyor muyuz? Seyde dediğimiz Meryem Ana'nın işte vaftiz oldu veya yıkandığı varsayılan. Anam. Şimdi orada iki görüş var. Şimdi biz orayı sıfırına kadar değil de belli bir yere kadar ulaşımın rahat sağlanması açısından bir şeyimiz var, bir çalışmamız var ama sonrasıyla ilgili bir iki görüş var. Kimi diyor ki oranın doğallığını bozmayın, kimi diyor ki vurun falan, orada biraz böyle net değiliz, hafif bir kararsız gibiyiz. Yani kimi de öyle kalmalı diyor, eğer bozarsanız daha farklı olur falan. Tabiatı bozmadan tabii bir şekilde onu da yapmak da mümkün. Yani o şekilde yapılabilir. Yani bana göre en doğrusu belki olur. Şimdi Karar Çalkı'yla demin temel atmada da Lütfü Savaş Başkanım da dedi ki Karar Çalkı hani böyle dedikodular duydum, şeyler var dedi, sıkıntılar var gibi, hani oraya hizmet gelmiyor, evet. Niye şeklinde dedikodular duydum. Yok öyle bir şey diyor. Siz Karar Çalkı'na neler söyleyeceksiniz? Ben var mı? Şimdi, çünkü Karar Çalkı apayrı. Çünkü evet, Arsuz ilçesinin evet. Çok önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Şimdi Gökhan Bey, önce ben benim ilk mesajım Karar Çalkı'na, ben onları çok seviyorum. Şöyle bir durum var. Yani halen
bu oluşturulan ilçenin sınırları sindirilemedi. Aslında hizmetle ilgili falan değildi tepkiler. Bakın biz belediye olarak garaj binamızın olmazsa olmazımız olduğunu dünya aleme haykırdık. Biz burayı istiyoruz. İki sebepten dolayı. Birincisi, o bölgeye bizim oradan hizmet vermemiz gerekiyor. İkincisi, yani o bölgenin bir değeridir, bir emeğidir, bir sembolüdür. Yani o insanların gönlünü okşayan bir noktadır. Şimdi şu anda imar hariç, ruhsat hariç bütün birimlerimiz garajda mevcut. Yani fen işlerinin elemanları garajda. Yani garajda çalışacak fen işlerinin işçileri orada duruyor. Buraya gelmiyor. Orada çalışacak araçlar orada duruyor. Buraya getiriliyor. Haftada iki gün nikah memurumuz garajda nikah kılıyor. Garajlı arkadaşlarımız arusa gelip merkez binada nikah kıydırmak için gelmiyor. Nikahlarımız orada. Zabıta birimimiz orada. Veznemiz orada. Raiç bedeli oradan alınıyor. Emlak çık. Orada. Hatta ve hatta bazı farklı birimler için dilekçe vermesi gerekiyorsa oraya verin. Biz bir kurye marifetiyle buraya getiririz. İşlem yapıp sonra bıraktırız şeklinde bir hizmetimiz var. Şimdi bu manevi boyutu. Hizmet boyutuyla ilgili bana göre ya garajlı arkadaşlarımız biraz bizi gaza getirmeye çalışıyor. Çünkü hakikaten altyapıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Oradaki tepkileri haklı bir tepkidir. Ama dediğim gibi yani biraz böyle yani Nazım Başkan böyle biraz yüklenirsek yapar. Böyle sinirlendirirsek kesin yapar. Tamam mı? Mantıklar üstümüze gidiyor. Veya yani gerçekten ya başkan geliyor ha biri altyapı diyor. Ya bu doğru mu söylüyor falan inanmıyorlar mı bilmiyorum abi. Ben buradan sizin kararınızda sevgili kararışlara sesleniyorum arkadaşlar. Artık hayaldi gerçek oluyor. Yani böyle altyapı hayal falan değil. Altyapı projelendiriliyor. Yani orada millet arazide belki yarın Karaağaçlı ve Nerzul arkadaşlarımla karşı karşıya gelecekler. Yapılıyor yani. Ve bir altyapı projesi değil ki Arsun bir bütünü. Sadece Karaağaç ve Nerzul bölgesine tekabül eden altyapının bedeli Arsun'un genelinde yapılan hizmetin bedelinin 4-5 katıdır. Bu bile zaten bir olaydır. İkincisi, şu anda semt pazarımız bitmek üzere. Şarkonak'ta sosyal tesis kabası bitti. Bitmek üzere. Biz de Kobümen İmar Birimi'ne talimat vermiştim. Her bölgemize, Karaağaç'taki eski tabiriyle mahallemize, şimdi de zaten mahalle tabiri, daha İçişleri Bakanlığı onaylanmadı. Taziye alanı oluşturun, yapalım. Şimdi burada söylemem doğru mu değil mi bilmiyorum. Karaağaç'ta 2000 metrelik taziye yapacağım. Arazi müziği biliyor musun? Allah Allah. Hiç ayrılmamış mı zamanda? Yok. Ne ayrılmamış, ne mülk, ne bilmem. Karaağaç'ta mevcut arazilerin, o gördüğünüz boş arazilerin hepsi milli vakıfların, milli emlakı diye. Yani vakıflardan talep edilemiyor böyle vakıflardan, bir vakıflardan. Ya böyle bir kamu yararı. Vakıflar bu konuda biraz sektördür. Kiralama yoluna gidiyor. Tahsis vermiyor. Yani hatta biz... Kamu yararı söz konusu o manada. Vermiyor. Kamu yararı da alsam vermiyor. Şimdi bizim spor sahamız, evet. O spor kompleksimiz vakıflardan kiralık. Yani
O zaman Arsus Belediyesi'nin ciddi anlamda gayrimenkul sorunu da var. Şimdi arsa üretimi şimdi konusunda da çalışma yapılması gerekiyor. Şeyde yani tabii ki mesela Nardüzü'nde mülklerimiz var. Akçalı'da mülklerimiz var. Kalmış mı Akçalı'da? Ben kalmadı diye biliyorum. Yok, çünkü satılmış. Ali Sabahoğlu Başkan'ın bir şey bırakmadı diye yok, biliyorum. Yok, mülklerimiz var. Akçalı'da mülklerimiz var. Üç günlükte mülklerimiz var. Böyle. Ama yani mesela diğer mahallelerimizde parsel niteliğinde böyle 300-500 metrelik falan yani yerler. Peki belediye binası için arsa bulundu diye biliyorum. O konuda çalışmalar da bitmek üzere diye biliyorum. Valla o konuda... Çünkü büyük bir belediye sarayı tüm tam teşekküllü etrafıyla birlikte büyük bir şey yapacağımızı biliyorum. Onun temeli ne zaman attınız? Valla onun temeli... Kiradasınız çünkü. Biz 2016'da onu atmayı hedefliyoruz ama daha prosedürler bitmedi. Çok ciddi bir kompleks niteliğinde olacak o. Şimdi zaten bizim... Yeri belli mi? Bizim tamam. Şu anda demin söylediğim gibi işte köprülerle ilgili bizim öngördüğümüz, planladığımız ve ihalede bekleyen bir köprümüz daha var. Şarkpanaklar düzümü. Evet, köprü. Biliyorum. İhalede. İşte asfalt, parkeler. Şu anda 9 tane sosyal tesisimiz yükseliyor. 6 olarak temel atıldı. Sonra 3 tane ilave edildi. Evet, törensiz. Onları attık. Törensiz attık. Onlar devam ediyor. Şimdi semt pazarımız bitmek üzere. İkinci semt pazarımız Arsuz'da. Projesi bitti. Başlayacağız inşallah. Ondan sonra bizim acil hizmet binasına ihtiyacımız var. Çünkü onun kirada peşindeyiz. Olmuyor. Onun peşindeyiz. Kapalı spor salonu, spor kompleksi, kültür merkezi, devlet hizmet binası. Abi belediyenin yapacağı, tabii hastanenin üstüne gireriz. Bunlar bizim yani gene programımızda olup üstüne çalıştığımız projeler. Bayağı geriye de kaldı başkanım. Bunları da bitirirseniz. Şimdi ikinci dönem aday benim, olursa ve benim, belediye başkanı olursa yapacak bir şey kalmadı. Programımda ben seçim alanlarında söylediğim veya programımda yazdığım şeylerin içerisinde tek şey kalıyor. Mahalleleri üstten birbirine bağlayan yolları o çok zor bir çalışma. Yapmam. İnşallah onu da yapacağım. Yani yetişir mi bu döneme? Yetişir. Yetişir. Onu nasıl yapayım? Dönem mi daha yani 1,5 yıl oldu. Zaten yani bir yılı böyle gitti. O zaman ikinci döneme yapacak bir sosyal belediyecilik boyutu kalır gibi geliyor. İnşallah şimdi bakın. Makyaj ve sosyal belediyecilik. Biz bu çalışmanın bu hengamenin içerisinde sizin de şahit oldunuz. Biz bir bahar şenliğimiz var. Evet. Bu buranın örf adetlerine hitap eder. Ona peki yeni bir yer, yeni bir alan düşündünüz. Onu biliyorum. Yani düşünüyoruz. Bu Eylül'den sonra oraya geleceğiz. İşte bir spor şenliğimiz oldu. Yani hakikaten bu sıkıntılar içerisinde yaptığımız yani ve birçok işte satranç turnuvası ve buna benzer engelli sporlar, sporcular, yani tiyatrolar, konserler, yani hiçbirinden böyle uzak durmamaya yetişmeye çalışıyoruz. İnsanlar ilk defa tiyatroya tanıştı. İnsanlar birçok şeyle ilk defa tanıştılar. Tabii yani bunların hepsinin bir de yani bir sonraki mevkiden daha deneyimli bir şekilde, daha organize bir şekilde yapacağız inşallah. Yani bunları da ihmal etmiyoruz. Eğitimle, sporla ilgili ilgimiz, alakamız, yani bu konuda gene son süre devam. Yani her yere yetişmeye çalışıyoruz. Peki yok edebiyatı yapmıyorsun. Peki yok. Yani bu işlerin maliyeti de var, bir mali boyutu da var bu işlerin. Ben şunu söyleyeyim. Genel bütçe içerisinde. Sayın Gökpınar, şunu söyleyeyim ben sana. Yani bütçeyi boşver. Benim şu saat itibariyle, ne diyeyim günden şu saat itibariyle, bir kuruma bir kuruş borcu. Kalmadı mı? Tüm ödemeler yapıldı mı? Şey, 1,5 yıllık süreçte oluşan SGK, emekli sandığı, işçi ikramiyesi, sendikal aidatları, işçi maaşları ve bunların hepsi ödeniyor. Yani borcum yok. Ve geldiğimizde bizim yapılandırdığımız borçlarımız var. Geçmişten gelen
vergi dairesine, TEDAŞ'a, SGK'ya, emekli sandığa, sendikalara ödüyoruz onu. O da yürüyor parayla bir şekilde. Belde belediyelerinden aktarılan borçlardan... Onları işte gibi... yapılandırdık, onları ödüyoruz. İşçi arkadaşlarımızın bütün alacakları şu anda hiçbir... Rekorzam aldılar onlar. Tabii ama bir de geçmişten gelen alacakları vardı belediyeden. Ya sendikalar ne olacak? Sendika aidatı ödenmemiş. Onları da kapattım. Yani dolayısıyla yani ben muhtemelen demin sorduğun soruya belki gelecek sana. Gelecek sana diyeceğim ki Gökhan bitti. Bütün borçlar bitti diyebileceğim inşallah. Artıya geçtim. Artıya geçtim ama borç yok yani işte. Yani bir de bunları da yapıyoruz. Yani yatırımı yapıyorsun bir. Geçmişten kalan borçları ediyorsun iki. Şu anda senin ödemelerin var, yükümlülüklerin, onları ödüyorsun. Üç, yani ufak bir etkinlik yapıyorsun, bir dünya para. Bunlar böyle çok kolay şeyler değil. Onları da yapıyoruz ama dediğim gibi gene gücümüz oranında çok böyle abartmamak kaydıyla yapıyoruz onları.